Ersin Ramoğlu Türkiye kontrolden çıktı. Mesele S-400'ler değil hala anlamadınız mı? ABD Türkiye'yi eskisi gibi kontrol edemez oldu mesele bu. Reise her dediğini yaptıramıyor. Müthiş silahlar yapıyoruz. SİHA ve İHA'larımız İdlib'de ve Karabağ'da mucizeler gerçekleştirip Ermenistan'ın ordusunu bitirdi. SİHA'larımız dünyanın dilinde. ABD Türkiye'nin kontrolden çıktığını, durdurulması gerektiğini düşünüyor. Yaptırımların arkasındaki esas mesele budur. S-400'ler değil. Tayyip'e müdahale edilmediği takdirde Osmanlı gibi bir imparatorluğun dirileceğinden korkuyorlar. Bay Kemal'e takoz görevi verdiler. Bu saatten sonra kim eveleyip gevelerse, niye S-400 aldık derse, kelimelere takla atırıp edebiyat yaparsa bilin ki o kişi ya korkaktır ya da Amerikan askeri. Nokta. Kemal Kılıçdaroğlu hala milleti salak yerine koyuyor. Döndürdüğü dolapları halkın anlamadığını sanıyor. Veya milletin kendini desteklediğini mi düşünüyor? Vatandaş her şeyi görüyor. Dediği yalanları, belediyelerde dönen rüşveti, CHP içinde yaşanan taciz ve tecavüzlerin niye gizlendiğini de biliyor. Anketlerde bu gerçek ortaya çıkıyor. Bay Kemal'in ABD yanaşmasının sebebini biliyor insanlar. PKK ve FETÖ ile yapılan işbirliğini de. Yani bu aziz millet her şeyin farkında. Bay Kemal'in bir ABD projesi olduğu kesinleşti artık. Sadece Kemal'in farkında değiller. İngiliz Temel'in, Asena Meral'in, Davutoğlu Ahmet'in, Abdullah Gülle Ali Babacan'ın hep birlikte Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örmeye kalktıklarını da görüyor halkımız. Demokrasi numarasıyla Türkiye'ye kurulan tuzağında farkında herkes. ABD ve FETÖ'yü arkasına aldığını düşünen Bay Kemal büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Bu millet senin neyine güvensin? katmerli yalanlarına mı yoksa iftiralarına mı ABD başkanıyla bir olup büyüyen Türkiye'nin tekerine takoz koymana mı neyine güvensin tecavüzü gizlersin katillerle işbirliği yaparsın belediye başkanları cenazeleri pis siyasetine alet eder onlara yapmayın demezsiniz daha neyinize güvensin bu millet Ekrem İmamoğlu seçimden önce İstanbul'da suya %40 indirim yapacağım der, seçimden sonraysa suya 4 kez zam ister. Hem de katmerlisinden. İnsanlar size niye oy versin? Askere, öğretmene, hakime, savcıya hakaret etmenize mi oy verecek? Yoksa yaptığınız heykellere mi? CHP ağzı olanın konuştuğu bir yer oldu. Konuşanların ağzından çıkanı duymadığı bir yer. Örneğin CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP içinde taciz tecavüz oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak demesi. Ardından CHP içindeki tecavüzleri AK Parti'ye yüklemesi. Doğru bir hareket miydi? Kadın ezanlara takmış. Her sabah resmen ağzıma okunuyor ezan. Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim demişti. CHP bu milletin partisi olmaktan çıktı, FETÖ'nün, PKK'nın, CIA'nin kalesi oldu. Ey CHP, işte size şahane bir fırsat. ABD yaptırım kararı aldı ya. Yiyorsa çıkın ortaya, Amerika'da kim lan deyin? HDP ve PKK'ya gelince. Bunlar İslamsız Kürt projesinin ana aktörleridir. Son 100 yılında en büyük projesi. İslamsız Türk, İslamsız Kürt, İslamsız Arap olsun istiyorlar. CHP'li Engin Özkoç, ortağı HDP eş başkanı Pervin Buldan'a sorsun. Kocası ne iş yapıyordu? İsterseniz ben söyleyeyim. Pervin Hanım'ın kocası Savaş Buldan uyuşturucu kaçakçısıydı, yeğeni Adnan aynı suçtan tutukludur. Kardeşi Nihat da. Nihat'ın oğlu Şefik, kuzenleri Sedat ve Rojat da içeridedir. CHP'li Özkoç, asıl gençleri ölüme sürükleyen CHP mafya ittifakına baksın, ondan sonra konuşsun. Ersin Ramoğlu, CIA'in gözetleme kuleleri ABD medyası şimdiden CHP iktidarı hayali kurmaya başladı. Joe Biden sonrası Türkiye ile gerçek işbirliği ancak Erdoğan'dan sonra mümkün olacak. Böylesi bir hükümet Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olur diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs, Mavi Vatan, Suriye ve Libya'dan vazgeçebileceği demek isteniyor. Belki de böyle anlaştılar. PKK ve FETÖ ile işbirliği yapandan her şey beklenir. Sosyal medya aleyhimizde çalışıyor. Trump sansür uygulayan Twitter, Başkan Erdoğan'a neler yapmaz ki? Milli hesaplar askıya alınıp kapatılıyor. Yani seçim sonuçlarını Twitter'ın karanlık sahipleri belirleyebilir. Büyük oynuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakı ülkeyi uçuruma sürüklüyor. 2002 krizinde Kemal Derviş ve Faik Sıran memleketi MF'ye nasıl teslim ettiğini unutmadık. Aynı aktörler ve temsilcileri yine sahnede. Twitter demişken CIA'nin gözetleme kuleleri haline gelen sosyal medya platformlarına daha mesafeli durmalıyız. Şahsi veya devlete ait mahrem bilgileri ellerimizde CIA ve Mossad'a veriyoruz. Resim ve bilgi paylaşıyoruz. Bu bilgilerin CIA ve Mossad tarafından arşivlendiğini kaçımız biliyor? Facebook, Google, Instagram, Messenger, Twitter ve WhatsApp'ın her biri ayrı bir casusluk makinesidir. İşleri de kitleleri denetlemektir. Sonra bize yönelik projeler üretmektir. Wikileaks kurucusu Julian Assange, Facebook, Google, Yahoo gibi dev ABD internet firmalarının CIA ile entegre çalıştığını söylemişti. Bu gerçeği kaçımız biliyor? Facebook, insanlar hakkında detaylı bilgilerin derlendiği büyük bir veri tabanıdır. WhatsApp'ta muazzam haber ve bilgi toplanıyor. Bu bilgiler fişlenip arşivleniyor. CIA ise insanların politik görüşlerini, dinlerini, arkadaşlarını, fotoğraflarını, yazışmalarını takip ediyor. Gerektiğinde müdahale ediyorlar. CIA'in sınırlarını ifşa eden Snowden'a göre Facebook bir sosyal medya değil bir gözetleme merkezidir. Facebook'ta yapılan paylaşımlar kişisel hayatları satlığa çıkarıyor. Hepsi CIA ile birlikte çalışıyorlar. WhatsApp en büyüklerinden biridir. Kurucusu Jen Kuhn, Ukrayna göçmeni bir Yahudidir. Dünyadaki değişim ve dönüşüm sosyal medyalar üzerinden başlatıldı. Sosyal medya fuhuş ve boşanmaları da artırdı. Henüz süper güç olamadık ama çok sağlam adımlarla teknoloji üretimini yakaladık. İyi gidiyoruz. Üçüncü İHA SİHA filosunu kurduk, birinciliğe bile adayız. Bunu Başkan Erdoğan'a borçluyuz. Türk savunma sanayi, yerli ve milli imkanlarla ürettiği füze sistemleriyle TSK'nın gücüne güç katıyor. Özellikle Bora, Hisar Hava Savunma Sistemi, Atmaca ve Som Seyir Füzesi gibi projeler savunma sanayimizin dikkat çeken projeleri olarak öne çıkıyor. FETÖ tahsiye edilince Aselsan mühendisleri intihar etmiyor artık. Bizi durduramıyorlar. TSK'ya dizgin vuramadılar. MIT'i kontrol edemediler. Milli silah sanayimize engel olamadılar. Ama ABD, Kılıçdaroğlu liderliğinde Babacan, Gül, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Akşener, FETÖ ve PKK işbirliğiyle TSK'yı dizginlemeye hazırlanıyor. Katsa yaptırımları bize üretmeyin demektir. S-400 sisteminin bu kadar tepki almasının asıl sebebi ise İsrail'dir. Çünkü İsrail'in hedefinde Türkiye ile sıcak bir çatışma var. Yaptırımların arkasında İsrail var. İncirlik çok büyük bir askeri üsttür. Bu saatten sonra ABD'nin askeri üssümüzü kullanması doğru değildir. Yaptıklarımız onları kudurtuyor. Helikopter motoru TITS 1400 test ettik. Lityum karbonat üretimine başladı. Havelsan ikalara sürü kabiliyeti kazandırdı. Aksungur SİHA seri üretime geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşbirlikçileri ise Türkiye'nin tekerine takos koymak için ABD'nin değirmenine su taşıyor. Ne diyelim? Yazıklar olsun. Ersin Ramoğlu